Türkiye ile İsviçre arasında 2007 yılında başlayan ilk görüşmeler, dönem dönem yeniden başlayan müzakerelere sahne oluyor. Pek çok defa bu konuyu sizlerle paylaştım. Şube müdürlüğünden daire başkanlığı seviyesine çıkardığımız kaçakçılıkla mücadele birimimize ilk talimatlardan biri, bu iki ülke arasında uzun görüşmelere sahne olan sürecin sonuçlandırılmasıydı. Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılan arkeolojik eserlerin İsviçre'ye girmesini yasa dışı hale getirmek, İsviçre makamlarına bu eserlere el koyma yetkisi vermektedir. Bu yolla İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıkların ülkemize iadesinin mümkün kılınmaktadır. Her ne kadar bu tür anlaşmaların en dikkat çekici noktası eser iadesine odaklıysa da ben bu sözleşmeyi aynı zamanda bir önleyici tedbir olarak görüyorum. Bundan böyle Anadolu kökenli eserlerin İsviçre'ye giremeyecek olması olası bir kara pazarın gelişmesini de engelleyecektir. Bu yasa dışı ağlar her pazar değiştirmeye çalıştıklarında ise aralarında Bulgaristan, Romanya, İran, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi İsviçre gibi ülkelerin olduğu ikili anlaşmalarımız yoluyla uluslararası yardımlaşma kapsamında gerekli cevabı alacaklar. Bu tarz protokolleri bu ülkelerle yapmadığınız zaman yıllarca süren prosedürlerle uğraşıyorsunuz. Onlarca 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl süren davalar hem çok süreç uzuyor hem maliyetler çok artıyor. Bu da alıcıları cesaretlendiriyor. Artık Anadolu kökenli eserlerin Türkiye'den çıkaranlar ve bunları almak isteyenler biliyorlar ki bu eserleri gün yüzüne çıkardığı andan itibaren Türk hükümeti anında fark edecek ve eserin peşine düşecek ve neye mal olursa olsun eseri bir şekilde Türkiye'ye getirilmesini yasal yollardan sağlayacak. Bugün İsviçre Federal Konseyi ile karşılıklı imza altına aldığımız bu anlaşma ile küresel ölçekte sürdürülen kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye yeni bir güç kazandırmış oluyoruz. Bu mücadelenin giderek daha da güçleneceğine, çok taraflı ve ikili mekanizmaların daha etkili kullanılacağına inanıyorum. İsviçre, Avrupa'daki ve dünyadaki merkezi konumu ve kendine has nitelikleriyle ilişkilerimize özel önem verdiğimiz bir ülke olduğu için daha fazla ekonomik, kültürel ve turizme yönelik ilişki kurmak istiyoruz. Türkiye'de, dünyada ve bölgesinde önemli bir güç ve kültürel açıdan da bir çekim merkezi. İki ülke arasındaki ilişkilere kültür alanında bir katkı yapmış olmak şahsı ve bakanlığımız için bir gurur kaynağıdır. Sont des actes qui mettent en péril le patrimoine culturel de notre humanité. Ce sont des actes, des infractions qui entravent les échanges culturels légaux qui permettent eux de renforcer le dialogue et le partage entre les populations. Et c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, c'est pour cette raison que la Suisse s'engage fermement pour lutter justement contre le trafic. Just by his fault, from one gentleman.